Merhabalar. Yabancı bir doktorun sitesinde hurma ile ilgili bir yazı gördüm. Ben de araştırdım, baktım YouTube'da da günde 3 hurma ile ilgili bir takım videolar var. Size küçük araştırmamın neticelerini sunmak istiyorum. Biliyorsunuz bir Ramazan üçlüsü var. Bu benim üçlüm aslında. Pide, güllaç ve hurma. İşte bu hurma çok bereketli bir meyve. Gelin isterseniz şimdi bu hurmanın bereketinin altında ne yatıyor onu bir görelim. Önce size küçük bir tarifim var. Bir bardak ılık süt, bir adet hurma eziyorsunuz. Karıştırıyorsunuz, tarçın ya da zencefil ekliyorsunuz. Mükemmel bir tok tutan karışım elde ediyorsunuz. Uykuya da son derece yardımcı. 100 gram hurmanın 277 kalorisi var. Bazı yerlerde 280 üzerinde olduğu söyleniyor. Az miktarda lif var. Proteinimiz az, yağ hemen hemen sıfır. Ve bunun yanında da demir var ve günlük ihtiyacımızın karşılama oranlarını görüyorsunuz son kolonda. Kalsiyumumuz var, potasyumumuz var, fosforumuz var ve de vitamin B6'mız var. Makul sayılabilecek ölçülerde fakat asıl bereketinin kaynağı bu kalorinin büyük bir kısmı karbonhidrattan. 75 gram karbonhidrat var. Bakın glukoz ve fruktoz hemen hemen eşit oranda. Çok güçlü bir enerji kaynağı. O yüzden sporcular antrenman öncesi veya sonrasında hurma tüketirler. Ve bu kadar şeker de günlük şeker ihtiyacımızın %20'sini karşılıyor. Mükemmel. Yani 100 gram yediniz mi bir daha pek şekere ihtiyacınız kalmaz. Günde 3 hurma değil, günde 7 hurma vermişler. Suudi Arabistan'da ve İran'da kabızlığa, bağırsak hareketlerine ve bağırsak mikrobiyatısına iyi geldiği görülmüş. Bir de ilginç bir şey var. Gebeler 37. haftadan sonra ya da son bir ay içerisinde günde 80 gram hurma tüketirlerse ağrının az olduğu, doğumun hızlı ve kolay olduğu söyleniyor. Küçük bir not olarak da isterseniz bunu ekleyebiliriz. Glisemik indeksi düşük. Bu kadar şeker yükü olmasına karşın şekeri zıplatmıyor. Hatta bunu şeker hastalarında şeker kontrolü için kullanmışlar ama maalesef verimli bir sonuç alamamışlar. Çünkü bunu yayın yapmak çok zor biliyorsunuz. Bir sürü hurma çeşidi var ve şeker oranları farklı. Dolayısıyla bunu bir öneri olarak sunamamışlar. Küçük bir çalışma grubunda kolesterolde %5 düşüş görülmüş. Bunun yanında bizde söylenildiği üzere Alzheimer'da, libidoda, sperm sayısında ve kemik sağlığı üzerine net bir bilimsel yayın bulamadım efendim. Bir de ilginç bir nokta var, o da şu: hurma ağacı UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bereket anlamında kullanılıyor. Bizde de biliyorsunuz bir adet vardır, bilen bilir. Cüzdanların içerisine hurma çekirdeği koyarlar, bereket olsun diye. Ben de koyarım. Efendim benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.